Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Koronavirüs salgını nedeniyle yazarlarımızla uzaktan yaptığımız, Zoom üzerinden yaptığımız bağlantılara bugün Doktor Abdullah Nergiz ile devam ediyoruz. Ve koronavirüs hava yollarına nasıl etki etti? İkinci haftamızda bazı değişen parametreler var. Onları beraber konuşacağız. Abdullah, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Bir haftayı geride bıraktık. En son yayınımızı geçen hafta yapmıştık ama anladığım kadarıyla bir hafta geçtikten sonra durum giderek kötüleşiyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Tolga, hatırlarsan geçen hafta yine videonun girişindeydi herhalde. Şöyle bir şey demiştim ben. Sen sormuştun hatta. Yani devlet yardımı olmadan havayolu şirketlerinin ben devam edebileceğini, yani kendi ayakları üstünde sektörde devam edebileceklerini düşünmüyorum demiştim. Herkes de zaten bunun farkında. Dolayısıyla arka arkaya devlet yardımları açıklanıyor dünyanın dört bir tarafından. Hep birlikte istersen önce bir maliyetlerin ne olduğunu, daha doğrusu sektörün kaybının ne boyutta olacağının düşünüldüğünü bir bakalım. Arkasından da devlet yardımlarını hep beraber konuşalım. Geçen hafta 250 milyar dolar toplam kayıp bekleniyor demiştik. IATA verileri bunlar. Galiba bu hafta hangi coğrafi bölgelerde ne kadar zarar olacak? Valla ben Avrupa'ya bağlıyız herhalde, devam ediyoruz. Ne kadar zarar olduğunu çok merak ediyorum. Evet, alalım kraliyi senden. Doğru, çünkü bölgelere göre bakmak biraz daha mantıklı. Yine geçen hafta konuşmuştuk, bu hafta da vurgulayalım. Bölgesel olarak farklı bir şekilde toparlanma olacağını tahmin ediyorum ben. Yani biraz daha Amerika, Uzak Doğu belki daha erken toparlanmaya başlayacak ama Avrupa geriden gelecek gibi gözüküyor. Gel hep beraber dediğin gibi bir grafiklere bakalım. Buyurun, evet. Bu grafikte Tolga, dediğim gibi hangi bölgede ne kadarlık bir revenue passenger kilometre dediğimiz, yani ücretli yolcu kilometre kaybı olacağı 2020 yılında geçen seneye nispeten ve aynı şekilde ne kadarlık bir yolcu gelir kaybı olacağını görüyoruz yıllık bazda. RPK bazında baktığımız zaman hemen hemen aynı gibi bölgelerin çoğu. Biraz daha Kuzey Amerika'nın bu işi hafif atlatılacağı görüyoruz. Kuzey Amerika'da %27'lik bir kayıp var. İç hatları çok kuvvetli galiba, o yüzden değil mi? Evet, iç hatlar çok kuvvetli, çok büyük. Dünyanın bir numaralı iç hat pazarı zaten Amerika ve oradaki kaybın biraz daha düşük seviyede kalacağı tahmin ediliyor. Avrupa'da da %46 görüyorum. Avrupa en yükseği. Avrupa en yükseği. Dediğim gibi Avrupa'daki darbe çok büyük. Yani orada o kadar çok havayolu şirketi durdurdu ki faaliyetlerini. Gerçekten toparlanma biraz uzun sürecek gibi gözüküyor. Evet. Sektör geneline baktığımız zaman da %38'lik bir kayıp öngörüldüğünü görüyoruz buradan. Evet. Yolcu gelirleri tarafına baktığımız zaman, hani senin de dediğin var ya, 250 milyar dolarlık kayıp. Evet. İşte onun evet. Dökümü var burada. Şimdi tabii hacim olarak çok büyük olduğu için Asya Pasifik'te 88 milyar dolarlık bir gelir kaybı öngörülüyor. Ama Avrupa enteresan. Avrupa ikinci sırada ve 76 milyar dolarlık bir yolcu geliri kaybı öngörülüyor Avrupa için. Büyüklüğe Amerika baktığımız zaman Asya Pasifik'e göre Avrupa çok daha uçak sayısı, filo sayısı daha küçük anladığım kadarıyla ama zarar neredeyse buraya yaklaşmış. Bayağı yüksek. Evet, bayağı yüksek. Onda tabii işte o grafiğin ortasındaki o yüzdelerin de önemi var. Yani %46'lık bir kayıp ücretli yolcu kilometrede. Onun da yansıması tabii 76 milyar euro gibi yüksek, pardon dolar gibi yüksek bir meblağa denk geliyor ve totalde de toplamda da 250 milyar dolarlık bir kayıp öngörülüyor yolcu geliri kaybı. Geçen hafta da vurguladık, bu hafta da söyleyelim. 250 milyar dolar zarar değil, yolcu geliri kaybı tabii ki ama ciddi bir zarar da söz konusu. Evet. Bir sonraki grafiğimize geçelim istersen. Tabii ki. Orada hemen şuradan geçiyorum. Orada çok enteresan bir durum var Tolga ve havayolu sektörlerini en fazla etkileyen veya yöneticilerini özellikle diken üstünde oturmalarına sebep olan durum nakit akışı. Yine IATA'nın aynı çalışmasından baktığımız zaman diyor ki IATA, normal şartlarda bir havayolu şirketinin elinde 2 aylık ortalama, 2 aylık nakit bulunur. Yani 2 ay içerisinde bir havayolu şirketi nakit akışındaki bir dengesizlik demeyelim de şu anki gibi bir durma noktasına gelirse 2 ay sonunu operasyonlarını durdurmak zorunda kalabilir diyor. Yine çok güzel böyle bir bölgesel ayrım yapılmış. Burada en fazla nakde sahip havayolu şirketleri, en aza sahipler ve ortalamalar alınmış. Daha doğrusu medyan alınmış ve baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen bölgesel olarak aynı olduklarını görüyoruz. Biraz Asya Pasifik daha zayıf gibi, biraz Orta Doğu daha kuvvetli gibi medyana bakarak söylüyorum bunu. Ama neticede ortalamada 2 aylık bir süreden bahsediyoruz.
Şimdi yani, tekrar bizim hesaba dönelim. İki ay nedir? İşte Mart'ta başladı özellikle bizim bölgeyi vurmaya bu olay. Mart'ın ortalarından itibaren. Nisan diyelim, bir de Mayıs'a ekleyelim. Mayıs sonu itibariyle havayolu şirketleri artık kasadaki parayı bir bakıma tüketmiş olacaklar gibi görünüyor. Kasadaki nakitler bitiyor. Evet. Evet. Yeni para da gelmiyor tabii. Tabii para yok. Bilet satışı yok. Evet. Bilet satışı yok. Zaten yine devam edelim istersen burada. Burayı şey yapalım mı Tolga? Lütfen yapalım, çünkü izleyicilerimiz aslında bunu bir gün bir ayrı bir konu yapalım. Havayollarının evet, maliyetlerinin yüzde kaçı sigorta, yakıt, maaş, bunları çok merak ediyor insanlarımız, ama burada bir yumuşak bir şekilde geçelim bunu. Başka bir gün daha detaylı işlemek tamam, üzere. Tamam. Bir havayolunun 100 lira harcaması var diyelim. Ne kadarı yakıt, ne kadarı maaş, biraz anlatır mısın bize? Evet. Ya burada asıl espri şu. Havayolu şirketleri uçakları yere çektiği için operasyonel maliyetlerden tabii ki uzak kalıyorlar. Yani oradan kurtarıyorlar bir bakıma. Yani yakıt ama, maliyeti yok tabii ki uçmadığı için. Tabii yakıt maliyeti yok. Havalimanlarına ödediği inişler için işte yolcu başına gider yok. Diğer başka masraflar yok. Bununla birlikte bir de sabit giderler var ama. Evet. Sabit giderler var ve onları ödemek zorunda. Zaten işin sıkıntılı noktası o. Siz işte kira, uçak kiralarına yapacağınız ödemeler var, personel maaşları var, teknik bakım var, biletle ilgili işlemler var. Hatta işte bilet iadeleri şu anda çok yoğun bir biçimde yaşanıyor. Bunların etkisini kattığımız zaman yaklaşık normal şartlardakine nispeten bir %40-45 oranında havayolu şirketlerinin aslında normal dönemdeki kadar maliyetlerinin devam ettiğini görüyoruz. Şirketleri sıkıntıya sokan da bu. Yoksa uçakları yere indirdiniz, maliyetleri bitirdiniz, o kurtarmıyor maalesef durumu. Evet. Bir sonraki slayta geçelim. Tamam. Bu yine çok dramatik bir çalışma, öyle söyleyelim. Hı hı. İkinci çeyrekteki muhtemel nakit kaybını ele almış havayolu şirketlerinin. İkinci çeyrek nedir? Nisan, Mayıs, Haziran. Yani ikinci 3 aylık dönemi senenin ve Ayata'nın yaptığı çalışmaya göre burada 61 milyar dolar gibi muazzam bir nakit kaybından bahsediliyor ve bunun 35 milyar dolarlık bölümü bilet iadelerinden geliyor. Biliyorsun ilk başladığı zaman, bu olaylar başladığı zaman aslında birçok havayolu firması, aralarında Türk havayolu firmaları da vardı, İyi niyetli bir biçimde bilet iadeleri yapmaya başladılar. Yani yolculara işte isteyen parasını iade alabilir gibilerinden bir yaklaşım vardı ama kısa sürede anlaşıldı ki olay böyle hemen çözülecek bir olay değil ve uzun sürecek ve bu yolcuların o paraların iade edilmesi demek kasadan anormal miktarda bir paranın çıkması anlamına geliyordu ve biliyorsun bizim de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bir karar aldı ve nakit iadelerini bu olay sonuçlanıp operasyonlar başladıktan 2 ay sonraya öteledi ve diğer başka ülkelerde de ben benzer uygulamalar görüyorum. Yani direkt nakit iadesinden kaçınmaya çalışıyor havayolu şirketleri ki ona rağmen burada öngörülen meblağ 35 milyar dolar Tolga. Gerçekten kasadan çıkan para son derece büyük. Dehşet büyük bir para. Yani bakalım buradan nasıl toparlayacaklar durumu, ben de merakla bekliyorum açıkçası. Evet. Bir de şu örneği verelim istersen. Evet. Bir ülke örneği verelim mi? Kore örneği var elimizde. Valla Kore enteresan. Hem koronavirüsle mücadele anlamında enteresan. Çünkü Çin'in dibinde bir ülke ve çok hızlı sağlık olarak toparlandılar. Bir de havayolu durumları nasıl? Bunu bir görelim. Evet. Dediğin gibi aslında Çin'den sonra en fazla vakanın yaşandığı, görüldüğü ilk günlerde Kore'ydi. Bir panik yaşandı hatta o anda Kore ile ilgili olarak. Ne oluyor, ne bitiyor falan diye ama ben kısada bir video seyretmiştim orada yapılanlarla ilgili. Kısa sürede gerçekten Koreliler, Güney Koreliler muazzam bir biçimde kontrol altına almışlar salgını ve şu anda bitme noktasına kadar indirmişler. Ama yine de tabii ki bu küresel bir sektör olduğu için siz ne kadar kendi ülkenizin içerisinde bunu bitirebiliyor olsanız bile dünya geneli düzelmediği müddetçe havayolu sektörünün de kendine gelmesi mümkün olmuyor. O yüzden çok güzel bir örnek Kore. Kendi içinde hastalığı bitirmiş durumda ama baktığın zaman küresel etkisi, havacılık sektörü anlamında söylüyorum, küresel etkisi aynı şekilde devam edecek. Burada tabii yavaş toparlanma senaryosu var ve 2020 yılı boyunca bu çerçevede 45 milyon yolcu kaybına maruz kalabileceği söyleniyor Kore'nin. Ve havayolu şirketlerin, evet,
45 milyon, evet. Ve havayolu şirketlerinin muhtemel gelir kaybı da 8 milyar doları aşıyor. Ve işin daha da dramatik boyutu bunun, yani bu havayolu sektöründeki daralmanın, bu duraksamanın ülke ekonomisine muazzam bir etkisi var olumsuz yönde. 16 milyar dolarlık bir gayri safi milli hasıla da gerileme öngörülüyor Kore için. İş kaybı yine yok. İş kaybı da 280 bin öngörülmüş. Kore'nin nüfusuna baktığımız zaman o da aslında hatırı sayılır bir sayı olarak değerlendirebiliriz. Yani havacılık sektörü, hep söylüyoruz, öyle küresel bir sektör ki siz sadece işte havayolu şirketleri batsın gitsin falan diyemiyorsunuz. O bütün ekonomiyi etkileyen bir sürecin adeta ilk tetikleyicisi oluyor. İş kayıpları, gelir kayıpları, çok sayıda farklı etken bir anda kendisini gösterebiliyor. Sadece birkaç havayolu şirketinin batmasıyla birlikte bile. O yüzden de en başta da söylediğim gibi ben devletlerin kolay kolay böyle bir şeye müsaade edeceğine inanmıyorum. Bütün devletler gerekli şekilde devreye girecektir diye tahmin ediyorum. Evet, devlet yardımlarını konuşmak istiyorum ben. Dünyada ne durumda devlet yardımları? Evet, ona geçelim. Programdan önce ben 6 farklı havayolu şirketi veya grubu hakkında bilgi topladım. İstersen onları kısa kısa değinelim. Lütfen. İlk olarak Lufthansa Grup'tan başlayalım. Lufthansa Grup'la ilgili enteresan gelişmeler oluyor. Dün Carsten Spohr'a atfen yayınlanan bir takım açıklamalar oldu grubun CEO'su. Ve Carsten Spohr diyor ki devlet bizden, yani Lufthansa Grup'tan hisse satın alabilir. Ve yine basına yansıyan rakamlar 1 milyar euro civarında, hatta birkaç milyar euro civarında bir meblağdan bahsediliyor ki hisse fiyatları çok düştüğü için şu anda Lufthansa'nın piyasa değeri 4 milyar evet. euroya kadar geriledi. 4 milyar euro, siz yani 1 milyar euro bile desen Tolga, %25'lik bir pay anlamına geliyor. Ve Alman devletinin bu şekilde destek olacağı, bunun yanı sıra bir de tabii ilave olarak krediler. Sadece hisse satın alma değil, bir de kredilerle devreye gireceği söyleniyor. Orada ilgimi çeken şey şu, 1994-97 arasında Alman devleti tüm hisselerini satmış Lufthansa'daki ve Lufthansa özelleştirilmiş. Daha o zamandan beri, yani 20 küsur seneden beri şu ana kadar ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kalacak hem Lufthansa hem de sektör. Ama dediğim gibi Carsten Spohr özellikle belirtmiş, yani o devlet payının %50'nin üstüne çıkması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Özel şirket hüviyetini taşımaya devam edecek Lufthansa. Ama tabii Lufthansa Grup dediğimiz zaman altında başka firmalar da var. Austrian var, Avusturya merkezli. Brussels Airlines var, Belçika. Eurowings var, Swiss var. Ve baktığımız zaman bunlar, hatta Sun Express'i bile sayabiliriz. O grup altında direkt gözükmese de. Sun Express'in de biliyorsun %50'si Lufthansa'ya bağlı. Bütün bunları da hesaba kattığımız zaman nasıl altından kalkılacak bu şeyin çok kolay olmayacak gibi gözüküyor Tolga. Bu evet. Şimdi Lufthansa tarafı. British Airways ve Iberia'nın ortak olduğu grup içinde herhalde Avrupa'nın ikinci büyük gruplarından biri. Onlar ne yapıyorlar? Evet, o IAG grup, orada British Airways var, Iberia var, birkaç farklı şirket daha var. O çok enteresan. İngiltere olarak, genel olarak konuşalım. Şimdi İngiltere'de Virgin Atlantic var. Şiddetli bir biçimde devlet yardımı istiyor. Çok kötü durumda izliyorlar. Net bir biçimde devlet yardımı istiyorlar. Yine İngiltere merkezli EasyJet var. Avrupa'nın en büyük iki low cost carrier'ından bir tanesi. Onlar da ısrarla devlet yardımı istiyorlar. Ama işin enteresan tarafı, British Airways'in, daha doğrusu IAG'nin CEO'su Willie Walsh yaptığı açıklamada bundan bir iki hafta evvel, biz şu aşamada devlet yardımı talep etmiyoruz dedi. Bu şu ana kadar benim gördüğüm ilk şirket, tek şirket, yani devlet yardımı talep etmiyoruz diyen tek şirket IAG grubu, British Airways, Iberia ortaklığı diyelim. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani gerçekten kendi ayakları üstünde durup devam edebilecekler mi, yoksa önümüzdeki haftalarda destek almak zorunda kalacaklar mı, göreceğiz. Ama şu an itibariyle devlet desteğine gerek yok diyen tek şirket onlar. Amerikalı havayolu şirketlerinden bahsedelim. Amerikalı havayolu şirketleri en baştan beri, onlar biliyorsun bu konularda çok tecrübeli. Yani özellikle 11 Eylül saldırısı, daha sonra da 2008-2009 küresel mali kriz sebebiyle Amerikalı havayolu şirketleri çok sıra dışı bir 15 sene geçirdiler. O dönemde çok sayıda şirket iflas etti. Çok sayıda birleşme oldu sektörde, bir konsolidasyon yaşandı. Ve onun sayesinde zaten son 7-8 senedir oldukça güçlü bir biçimde devam ediyorlardı mali açıdan. Bu olay onları bir bakıma hazırlıksız yakaladı bu konuda. Ama yine de dediğim gibi geçmiş o kriz dönemlerinden tecrübeleri olduğu için hemen devletten yardım istediler, federal hükümetten.
Ve birkaç gün önce de bu onaylandı biliyorsun. Çok büyük bir paketti. 2 trilyon dolardı yanlış hatırlamıyorsam. O 2 trilyon dolarlık paketin altında 58 milyar dolarlık bir yardım havayolu şirketlerine çıktı. Bunun yarısı direkt yardım olarak, yarısı da yine kredi olarak tahsis edilecek şirketleri. Amerika tarafı da bu. Körfez'e bakıyoruz. Şimdi Körfez enteresan. En zengin şirketler değil mi? En zengin ülkeler. Petrol gelirleri var denen şirketler görünüş bunlar. Görünüş itibariyle. Evet, görünüş itibariyle. Oraya geleceğim. Doğru söylüyorsun. Görünüşte ilk bakışta öyle ama durum pek de öyle değil. Etihad zaten çok zor bir dönemden geçiyordu. Etihad zaten son 2-3 yılı çok ciddi zarar artık. Hani kapanacak mı ne olacak bilmiyoruz. Çok küçüldü zaten. Şirketi bayağı küçültmüşlerdi. Çok az yere uçar hale gelmişti. Emirates var biliyorsun. Yine aynı ülkede ama Dubai merkezli. Evet. Bir de hemen yanlarında Doha merkezli Qatar Airways var. Evet. Şimdi bunların hepsi devlet desteği. Zaten devlet desteği alıyorlardı. Yani resmi, gayri resmi bir şekilde alıyorlardı. Bu dönemde de alacaklarını, devlet desteği alacaklarını tahmin etmek güç değil. Ama şurada şöyle bir problem var. Suudi Arabistan'la Rusya arasında yaşanan bu petrol krizi fiyatları anormal bir biçimde aşağı çekti. Biliyorsun 20 dolara kadar inmişti petrolün varili. Dün Başkan Trump bir açıklama yaptı. İşte Putin'le de görüştüm. Muhammed Bin Salman'la da görüştüm. Arzı kısacaklar, petrol fiyatları yukarı gidecek dedi. Ve ondan sonra biraz yükselme oldu 30 dolarlara kadar ama şu seviyeler bile petrol üreten şirket, petrol üreten devletler için bir sıkıntı. Ama yine de aynı şekilde tahmin ediyorum. Burada da devletler havayolu şirketlerine sahip çıkacaktır. Bir ihtimal şu var Tolga. Emirates ile Etihad'ın birleşmesi yıllardır konuşulan bir şeydi. Hani hep işte bunlar birleşecek mi, birleşecek mi diye şeyler söyleniyordu. Özellikle Etihad arka arkaya zarar edince. Belki bu vesileyle onların birleştirilmesi sağlanabilir. Bir de bu noktada Katar'a belki de özel bir yer ayırmamız gerekiyor. Qatar Airways neredeyse full operasyona devam eden ender şirketlerden bir tanesi. Ama şu iki an... gün evvel de CEO'ları Akbar Elbakar da enteresan bir açıklama yaptı. Reuters'a hem de devlet yardımı istiyoruz diye. Yani hani tabii, bu kadar tabii. Çok ciddi bir çıkış. Katar da çok güçlü bir şirket. Dediğin gibi operasyona da devam ediyor. Beni açıkçası böyle bir soru işareti oluşturdu Katar'la ilgili acaba diye. Evet. Ya devlet yardımı olmadan dediğim gibi yani o kadar büyük bir nakit çıkışı var ki sektörde devam etmesi mümkün değil. Şu anda Katar'ın neden sefer yaptığını da söyleyelim. Evet. Diğer neredeyse tüm şirketler operasyonu durdurduğu için özellikle birkaç ülke arasında gidip gelecek olan yolcuların seyahat etme imkanı ortadan kalkmış durumda. Ya münferit olarak uçak yollamak gerekiyor veya işte Qatar Airways gibi uçan şirketlerden bilet alıp seyahat etmek gerekiyor. Qatar Airways bunu kullanıyor şu anda. Bundan faydalanıyor aslında. Çok sayıda Avrupa noktasına ve Avustralya vesaire o noktalara seferlere devam ediyorlar. Ondan yani, faydalanıyorlar ama Kargo şirketleri için biraz krizi avantaja mı çeviriyorlar bilmiyorum. Fiyatları nasıl tabii de. Şimdi yolcu taşıdıkları için tabii aslında kargonun da ötesinde. Yani kargo zaten taşıyor bir de yolcu da taşıyor Qatar Airways. Şu anda yine Ebubekir Elbekir'in açıklamasında şey vardı. %80 dolulukla uçuyoruz dedi bu. Yani şu anda neredeyse hiçbir hava şirketinde böyle bir şey yok. Katar'da bu mevcut. Ama yine şunu da ekledi. Neticede bu kişilerin kendi ülkelerine dönme süreci en fazla birkaç hafta sürecek. O birkaç haftadan sonra kimse kalmayacak zaten seyahat etmek isteyen. Dolayısıyla Qatar Airways de herhalde Nisan ayı ortalarında veya sonlarına doğru operasyonunu minimuma indirecektir diye tahmin ediyorum. Ama her şartta devlet yardımı alacaklar gibi görünüyor. Avrupa'da bir en son Air France KLM kaldı. Bir de onu değerlendirelim. Sonra Türkiye'ye döneceğiz. Evet. Air France KLM o da yine bugün açıklandı. Çok taze. O da onu da belirtelim. Air France Fransız şirketi. Adı üstünde zaten KLM Hollanda şirketi. Ve bunlar yıllar evvel birleştirilmişti. 2004 civarı olması lazım. Şu anki durumda her ikisinde de devletlerin %14'er payı var. Yani %14 KLM'de Hollanda'nın payı var. Pardon, Air France ve KLM'in bütününde %14 Hollanda'nın payı var. %14 de Fransa'nın payı var. O yüzden devletler direkt işin içindeler. Kesinlikle yalnız bırakmıyorlar şirketlerini. Ve bugün açıklanan meblağlara göre yine kredi desteği anlamında 4 milyar euro Air France'a, 2 milyar euro da KLM'e verilecek ve bu şirketler de yoluna devam edecek. Evet, bizim tarafa gelelim. Bizim tarafta evet. Şimdi tabii en büyük şirket Türk Hava Yolları malum ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu koronavirüs tedbirleri konusunda yaptığı ilk açıklamaya gidecek olursak
oradaki açıklamalar arasında Türk Havaları'nın adını zikretmişti. Türk Havaları bu olaydan çok etkilendi. O yüzden gerekli desteği vereceğiz dedi ama o desteğin niteliğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ve o açıklamada diğer havayolu şirketlerimizin adı da geçmedi. Yani Pegasus var. İşte artık neredeyse tamamen charter'a dönmüş olsa da Onur Air var. Corendon var. Belki Sun Express bile oraya dahil edilebilir. O da var. Ama Tailwind var. Freebird, Tailwind. Tabii. Kargo şirketleri, MNG, ACT, ULS. Tabii. Hadi kargo şirketleri bu dönemde biraz daha iyiler tabii de. Tabii, yolcu tabii. Şirketleri tarafında ama çok sayıda şirket var. Bunlarla ilgili net bir bilgi yok şu anda. Ne olacak, ne bitecek, nasıl destek verilecek. Bir de şunu hatırlatmamız lazım. Türk Hava Yolları'nın %49'u zaten devlete ait. Evet. Şimdi Lufthansa örneğindeki gibi bir hisse alımı yapılırsa Türk Hava Yolları eskisi gibi bir devlet şirketi niteliğine döner. Onu isteyeceklerini zannetmiyorum. O yüzden farklı bir şekilde ya bir nakit desteği olur ya bir kredi olur. Öyle bir şeyler yapılabilir. Bilmiyorum tabii senin belki daha net bilgin vardır. Sen yıllardır bu işin içindesin, muhabirlik tarafındasın. Belki senin kulağına gelmiş olan bir şeyler olabilir. Var mı sana gelen bir şey? Benim Türk Hava Yolları'nda farklı kaynaklardan elde ettiğim bilgiler ki rakamları üst üste koyduğumuz zaman örtüşüyor biraz rakamlar. Şu an Türk Hava Yolları'nın nakit olarak kasasındaki nakit para 850 milyon dolar civarında bir para olduğu konuşuluyor. Türk Hava Yolları normalde bir yolcu operasyonu yaptığında yani uçuş ekipleri full uçtuğu zaman ortalama aylık ödediği maaş 100 milyon dolara yakın. Her ayın 8'inde maaşlar yatıyor Türk Hava Yolları'nda ve gelen bilgiler 8 Nisan'da full Mart ayının full olarak yatırılacağını yani 100 milyonu kaybediyor oradan. Kalıyor 750. 750'nin yaklaşık 200 milyon dolarlık bölümü bilet iadeleri için harcandığı belirtiliyor. 550'ye iniyor o zaman rakam. Hatta bunu 500 olarak da öngörebiliriz. Ve arkasından da geçtiğimiz haftalarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün aldığı bir karar var. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü dedi ki bilet iptalleriyle ilgili iadeler 60 gün sonra yani 2 ay sonra yapılacaktır. Aslında bu 2 aylık süreç biraz da havayolu şirketlerinin elini güçlendiriyor diyelim. Hani geç ödemeye başlamaları en azından 2 ay bu parayı kullanma şansına sahipler. Şimdi, Tolga bir araya gireyim mi orada? İstersen operasyonlar başladıktan sonra 2 ay ama. Yani diyelim Mayıs'ın 15'inde başladı operasyonlar. Onun üstüne 2 ay daha bekleyecek yolcular. Öyle bu bir da, şirket... biraz daha el yani rahatlatmak amacıyla tabii havayolu şirketlerini mali açıdan rahatlatmaya yönelik bir hamle bu. Doğru bence. Elini güçlendiriyor. Geçtiğimiz evet. Hafta yönetim kurulu başkanı İlker Aycı'nın bir açıklaması vardı. Hakan Çelik'e CNN Türk'te yaptığı açıklamada personelden 3 ay dişlerini sıkmasını istiyordu. Şimdi bu kalan paraya baktığımız zaman işte senin de belirttiğin gibi aylık tabii ödemesi gereken sigorta parası var. En azından uçmayan uçakların park paraları var bir de. Uçak leasingleri var. Örneğin geçtiğimiz Mart ayında Türk Hava Yolları ilk Airbus A350'sini teslim alacaktı. Alamadı. Haklı olarak. Kimse uçak almıyor. Airbus veya Boeing üretip bahçeye koyuyor veya üretimi durduruyor uçakların. Şimdi bu dönem içerisinde bir 3 aylık dayanma süresi gözüküyor. Zaten personelden de bu konuyla ilgili destek istedi İlker Aycı. Ücretsiz izinler var. Türk Hava Yolları'nın 60 yaş üzeri pilotları hatta emekliliği 65'ten 58'e çekelim. OMLE olarak adlandırılan sağlık problemleri geçirmiş ama şu an uçmakta olan yanlarına değişik bir planlama yapılıyor onlarla ilgili. O pilotların ücretsiz izine çıkartılması gibi epey böyle bir personel konusunda sert önlemleri var. Tabii amaç herhangi bir istihdam kaybı oluşturmamak. Çünkü ben eminim ki bu kriz bittiği zaman arkasından hızlı bir toparlanma süreci gelecek. Ve tahminim eğer hani bu yazı öngörüyorsak ki bilmiyorum benim aklıma herhalde 1 Temmuz'dan önce bu işin pek çözüleceği gelmiyor. Bakın ama inşallah daha erken olur tabii ki. Bu dönem sonrasında bir yüksek bir talep başlayacak. Ve o süreç içerisinde muhtemel tahminim Boeing 737 Max'ler için tekrar uçuş izni alacak. Şimdi bunlar arka arkaya koyduğunuz zaman hani öyle bir personeli atalım 3 ay sonra ne olacak? Yani çok zor hava yollarının ayakta kalabilmesi. Evet. Bir gelen bilgi de ilk etapta kısa vadeli olarak Türk Hava Yolları'na devlet yardımının 100 milyon dolarlık bir devlet yardımı geldiği konusunda bilgiler var. Tabii bunlar ne kapı açıklaması yapıldı senin de dediğin gibi ne de başka bir şey. Kesinliğini çok fazla bilmiyoruz ama kulağımıza gelen bilgiler bu yönde.
Ama bu tabii 100 milyon dolar bu devasa yangında birkaç damla su gibi geliyor bana. Doğru, doğru. İnşallah bu konuda hızlı bir şekilde bunlar toparlanır. Ama tabii Avrupa'yı gösterdin, değişik yerler hakkında bilgi verdin ama tabii Türk Hava Yolları'nda trafiğinin, dış hat trafiğinin çok önemli bölümü transit yolcu. Avrupa'dan, bölgeden, Kuzey Afrika'dan, Orta Doğu'dan aldık yolcuları İstanbul'a getirip dünyaya dağıtıyor. Tabii hemen oradan çok hemen orada kısa bir örnek verelim. İzleyicilerimizin zihninden daha iyi canlansın. Şimdi Türk Hava Yolları'nın Asya'da, Orta Doğu'da çok yere seferi var. Mesela işte tatil beldeleri var. Endonezya'da Bali var. Phuket var, Tayland'da ne bileyim Maldivler var. Hint Okyanusu'nun batısında işte Mauritius var, Seyşeller var. Şimdi buraya giden uçaklar Türkiye'den giden yolcuyla dolmuyor. Buraya giden uçakların çok ciddi bir bölümü, yolcuların çok ciddi bir bölümü ya Avrupa ülkelerinden geliyor veya Rusya'dan geliyor. Bu bölgelerde bir canlanma olmazsa, buradaki kişiler tatile gidelim demezlerse, Türk Hava Yolları'nın oraya uçuşlarını başlatmasının da pek bir anlamı olmuyor. O yüzden biraz bizim toparlanma Avrupa'ya bağımlı olacak gibi gözüküyor. Bir de tabii biz her zaman şeyleri konuştuk. Hava yollarını konuşuyoruz. Hep hava yollarını kurtardık ettik ama tabii hava yollarının uçması için bakım şirketleri lazım, yer hizmetleri şirketleri lazım, havalimanları lazım. Hani mesela Türkiye'de çok devasa yatırımlar oldu bunlarla ilgili. İstanbul, evet. Havalimanı var, Sabiha Gökçen var ve bunların yapışta devlet projeleri bunlar. Biraz da istersen diğer sektörlere bakalım. O sektörlerde etkiler çok daha acı ne yazık ki gözüken. Çünkü hava yolu en azından uçuş şeye ücretsizliğine çıkartabiliyor ama ne bileyim mesela şu an İstanbul Havalimanı'nda 6 giriş kapısından sadece ikisi çalışıyor. Evet. Güvenlik görevlilerin çoğu şey olmuş durumda, ücretsizliğine dönmüş durumda. Temizlik de aynı şekilde. Temizlik aynı şekilde. Bunlar tabii ilk göze çarpanlar. Gerçekten onlar da çok zorlu günler geçiriyorlar. Bu konuda onlar da devlet yardımı bekliyor. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Şimdi teknikten başlayalım. Teknik tam tersine herhalde en yoğun dönemini yaşayacaktır. Tüm havayolu şirketlerinin teknik bakım merkezleri. Çünkü bir parantez daha açayım ben. Çok haklı olarak bunu söylüyorsun ama geçtiğimiz günlerde mesela Onur Havayolları'nın teknik hangarında koronavirüs etki şeyleri çıktı. Virüste olan bazı çalışanlara bulaştı. İşte evet. Hemen karantinaya alındı. İş jetleri mesela hiç konuşmuyoruz. Hep hava yolu dedik, yan sektör dedik, iş jetleri. Genel havacılık şirketinde 4 koronavirüs vakası oldu. Şimdi bunlarla tabii sıkıntılı bir dönem açıkçası. Tabii. Tabii yani bu olursa zaten sağlık olursa, sağlıkla ilgili bir problem olursa zaten o tamamen hesap dışına çıkıyor da hani bunun olmadığını varsaysak, o çerçevede bakarsak hava yolu şirketlerinin en azından teknik bakım merkezlerinin şu dönemde full kapasiteyle çalışacağını öngörebiliriz. Orada o açıdan en azından iş talebi açısından bir sıkıntı yok. Sağlık evet, açısından bir sıkıntı evet, olursa tabii ki, ayrı. Tabii ki. İşin teknik tarafı bu. Ama diğer tarafa baktığımız zaman yani mesela yer hizmetleri firmaları. En büyük darbe yiyenlerden bir tanesi de yer hizmetleri firmaları. Yine kendimizden örnek verelim. İşte TGS var, Havaş var, Çelebi var. Uçuş yoksa bu şirketler kime hizmet verecek? Uçaklara pushback yapılmıyor, merdiven dayanmıyor, ne bileyim yolcuların check-in'i yapılmıyor. Böyle yani güvenlik kontrolü yapılmıyor. Tabii. Bunlar yapılmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Ne oluyor? Buradaki şirketlerde maalesef çok sayıda personeli işten çıkarmak zorunda kalıyor. Keza diğer ikram. Etki... İkram. İkram. Ona gelecektim. İkram yine aynı şekilde ve ikramda ben etkinin bu havayolu şirketleri uçuşlara başladıktan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle, şu an zaten uçaklar yerde, ikram hizmeti yok, kesildi. Ama uçuşlar başladıktan sonra da ben kolay kolay eski o ikram günlerine geleceğini düşünmüyorum. En azından bir süre geçecektir. Şöyle ki bir insanların hassasiyeti şu anda zaten birçok havayolu şirketi Amerika'da vesaire de faaliyete devam eden havayolu şirketleri ikram konseptini tamamen değiştirmiş durumda. Paketli ürünler veriyorlar ve poşetin içinde. Yani böyle hepsi kapalı ürün, öyle açık ürün falan filan yok. Paketli ürünler veriliyor yolculara ve o şekilde gidiliyor. Ki bunlar dışarıdan alınan, ikram firmalarından alınmasına gerek olmayan ürünler. İkinci bir durum şu. Böyle kriz dönemlerinde havayolu şirketlerinin başvurduğu en temel şeylerden biri, ilk akla gelen maliyet tasarrufu unsuru ikramdır. İkramda bir şekilde bir şeyleri azaltırsınız. İşte meşhur American Airlines'ın bir örneği vardır. Zeytin örneği, 40 bin dolar. Evet, zeytin örneği çok meşhurdur. 90-91 yılları gibi. İşte bir tane zeytin çıkarttık yemekten, yıllık 500 bin dolar tasarruf ettik derler. Bu 30 sene önceki hikaye ama gerçekten de
ilk akla gelen tasarruf kalemi ikram olur. O yüzden kolay kolay eski günlerine döneceğini ikram firmalarının, şimdi kimler var? İşte LSG var ki Lufthansa elinden çıkarmaya çalışıyordu. Bir kısmını da satmıştı. Gate Gourmet var büyüklerden. İşte bir de Avusturya merkezli Doko var. Onun ki Türkiye'de de ortaklığı var. Yani bunların işlerinin çok ciddi bir bölümü şu anda durmuş durumda ve öyle kolay kolay toparlanacak gibi görünmüyor Tolga. Karantina nedeniyle evdeyiz, çıkmıyoruz. İnsan dışarıdan yemek söylemeye bile korkuyor. Sen söylüyor musun? Ben mesela yumurta kırarım yerim, soğan ekmek yok. Yerim ama söylemem. Söylemiyoruz. Yok, söylemiyoruz. Kimse, yani herhalde söyleyen çok az kişi vardır diye tahmin ediyorum. Yani çok mecbur kalan, yemek gerçekten evet. Yapamayacak durumda, yaşlı olabilir, hasta olabilir. Evet. Dediğin de muhakkak uçaklara da yansıyacak gibi gözüküyor evet. Açıkçası. Evet. Valla giderek durum daha vahimleşiyor. Umarım sektörden etkileri en kısa zamanda tekrar gider. Çünkü gerçekten gökyüzünde uçak görmeye... sesini duymaya hasret sesini kaldık. Hasret kaldık ama gördüklerimizde kargo uçakları en azından uçuyor evet. Diye hiç yoktan iyidir. Şey yapıyoruz, rahatlamış durumdayız yani. Abdullah, çok teşekkürler verdiğin bilgilere. Bu haftalık karantina günlerinde hava yollarının seyri bu şekilde olduğunu özetledik. Senin de grafiklerine çok teşekkür ediyoruz. Tolgozbek.com ve Havayolu 101'in birlikte yaptıkları yayında bu haftada bir sektörü değerlendirdik. Umarım haftaya biraz daha iyi rakamlar değerlendiririz veya en azından sizin sorduğunuz farklı sorulara gideriz. Çok teşekkürler ilginize. Lütfen videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızla bize sorularınızı iletebilirsiniz. Tabii ki beğenmeyi ve bizleri de takip etmeyi unutmayın. Detaylı havacılık haberleri, analizler... Havayolu101.com'da en son haberler, Tolgozbek.com'da sizleri bu iki siteye de bekliyoruz. Haftaya yeni bir videoyla Havayolu 101'le beraber olacağız ama her gün saat 19'daki video yayınımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Sağ olun, iyi günler.